Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Ülke Ocakları ve Türk Ocakları İşbirliği ile Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı dolayısıyla Alparslan Türkeş'te Bir Ömür programı düzenlendi. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak değildi. O bizim liderimizdi. Kültür Merkezi Lale Salonu'ndaki programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türküler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, MHP İlçe Teşkilatları, Ülke Ocakları Teşkilatları, Türk Ocakları Teşkilatları, sendikaların temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programın konuşmacılığını Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının ardından Genel Başkanlığa vekalet eden dönemin teşkilatlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak yaptı. Manisa'nın 3 dönemdir Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğiyle yönetilmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Çolak, konuşmasına teşekkür ederek başladı. Ülkücü hareketin, Üç Hilal'in Manisa'da başını eğdirmediniz. İl başkanıma, ilçe başkanlarıma, geleceğin Türkiye'sinin Bozkurt kardeşlerime minnetlerimi arz ediyorum. Bu çabalarınızın, emeğinizin, alın terinizin hedefe varmasında, taşlandırmasında görev almış olan Sayın Belediye Başkanımı, meclis üyelerimi de şükranlarımı arz ediyorum. Başbuğ Alparslan Türkeş'te yol arkadaşlığını anlatan Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş yıllarında verdikleri zorlu mücadeleleri kısa kısa dinleyicilere aktardı. Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir siyasi parti olmaktan ziyade bir dava meselesi olduğunu ifade etti. 22 yıl önce kaybettiğimiz, her zaman aradığımız, her zaman özlediğimiz rahmetli Başbuğ'un da hürmetle, saygıyla, rahmet anarak mekanı cennet olmasın Cenab-ı Allah'tan diliyorum. O bizim bir siyasi partinin genel başkanı olarak değildi. O bizim liderimizdi. Bir lider olarak, siyasi partinin genel başkanı olarak birbirine karıştırmamanızı rica ediyorum. Herhangi bir siyasi partinin genel başkanı için hiç kimse ölmez. Hiç kimse onun yolunda da gitmez. Ama biz Alparslan Türkeş'i bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, bir davanın lideri olarak görmüşüzdür. Konuşmanın sonunda Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Baysal ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, eski Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak'a çiçek takdiminde bulundu. Programın devamında Muhittin Çolak, Her Şey Milliyetçi Türkiye için adlı eserini imzaladı.